İstanbul Hepimizin Girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Ben Hatır Akdoğan. Bugün programımızda iklim krizi ve belediyeleri konuşacağız. Konuğum Baran Alp Uncu. Hoş geldin Baran. Merhaba. Baran çok yeni daha Ağustos sonunda 350.org için İklim İçin Kentler İzleme Değerlendirme raporu yayınladı. Bu izleme değerlendirmeyi de 2019 yılında 24 kadar belediye iklim için biz varız diye bir deklarasyon imzalamışlardı. İklim krizine karşı yapacaklarıyla ilgili bir tarihnameydi bu aslında birazcık. Baran da o tarihten günümüze yani geçen Temmuz ayına kadar belediyeler bu konuda neler yaptılar, neler yapamadılar onun izleme değerlendirmesini yaptı. Bizim için de çok aslında hem ufuk açıcı hem de bir sürü soru soracağımız, öğreneceğimiz bir yayın olmuş oldu. Eline sağlık Baran. Şimdi bu rapor hakkında konuşacağız. Ama ilk sorum tabii bu deklarasyon nedir? 2019'da kimler bir araya geldi, niye, nasıl böyle bir şey imzaladılar? Birazcık onu başlayalım mı lütfen? Tabii 2019 yılında 350.org Türkiye olarak iklim için kentler kampanyasını başlatmıştık. Kampanyanın amacı Türkiye'de kentlerin, yerel yönetimlerin iklim krizi konusunda acil olarak adım atmalarını sağlamak, onlara bir çağrıda bulunmaktı. Ve bu kampanyanın bir parçası olarak yine 350.org Türkiye, Yerel İz Derneği ve UNSDSN Türkiye'nin çağrıcılığıyla çağrıcısı olduğu bir toplantı düzenlendi Boğaziçi Üniversitesi'nde 4-5 Aralık 2019 tarihinde. Buraya 24 belediyeden temsilciler katıldı. 24 belediye katıldı. Farklı belediyeler, büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ve toplantının sonunda da iklim için biz varız deklarasyonu imzalandı ve açıklandı. Bu deklarasyonun anlamı iklim kriziyle mücadele edeceğiz diyorlar belediyeler. Aynı zamanda Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerini uygun bir şekilde adım atmaya çalışacaklarını ve bu hedeflere katkı sağlayacak adımlar atmayı taahhüt ettiler. Bu hedefleri belki kısaca şöyle hatırlatmakta yarar var. 2100 yılına kadar yerküredeki sıcaklık artışını 2 derecede mümkünse ve tercihen de 1,5 derecede tutmak. Şimdi bu önemli çünkü Türkiye bu anlaşmayı onaylamadı ülke olarak ama yerel yönetimler bir anlamda bunun da bir çağrısını yapmış oldular. Bu hedeflerin önemine vurgu yaptılar ve bu doğrultuda hareket edeceklerini söylediler. Ama aynı zamanda bunu adil ve eşitlikçi bir şekilde yapacaklarını da söylediler ki bu iklim adaleti çerçevesinden yola çıkarak hareket edeceklerinin de bir sözüydü. Bir başka önemi de herhalde bu deklarasyonun Türkiye'de yerel yönetimler arasında iklim konusundaki işbirliği anlamındaki ilk örneklerden bir tanesi diyebiliriz. Evet, burada 6 tane büyük şehir var ama ağırlıklı olarak ilçe belediyeleri galiba, değil mi? Evet, evet. Evet. İlçe belediyeleri. Yani ilçe belediyeleri tabii bu belediyelerin ölçekleri farklı ulaştıkça yapabilecekleri yetkileri, kaynakları farklılaşıyor ama hem büyükşehir hem il ve ilçe belediyelerinin her birinin yapabileceği şeyler var bu konuda. Kendi tabii yetki ve sorumluluk alanların dahilinde ama bunların bir arada ortak bir çalışmalar götürmesi oldukça önemli. Çünkü iklim krizi bir kolektif mücadeleyi gerektiriyor ki kentlerde de bu kolektif mücadelenin örneklerini görmemiz lazım ki iklim krizini durdurabilelim. Bu arada tabii belediyeler tam bu deklarasyonu imzaladılar. Tam artık böyle iklim kriziyle ilgili eylemlere geçmeye başlarken kocaman bir küresel başka krizle, COVID ile karşılaştılar. COVID-19'un da iklim kriziyle bir yani ayrıca bir etkisi ne oldu raporun içine geçmeden önce? Şöyle yani COVID-19 pandemisi de başka bir kriz. Yani zaten iklim krizini yaşarken eş zamanlı olarak bir başka krizi de yaşar hale geldik ve kent hayatını, kentleri oldukça olumsuz yönde etkiledi. Öncesinde bir aradaki ilişkiye bakarsak COVID-19'la pandemiyle iklim krizi arasında bildiğimiz üzere ilk dönemde 2020'nin ilk 4-5 ayında üretim ve tüketim ilişkilerinde ve pratiklerinde oldukça büyük değişiklikler oldu. Üretimler düştü, birçok sektörde üretim düştü. Buna bağlı olarak karbon salımlarında hızlı bir düşüş gözüktü.
Ancak 2020'nin ikinci yarısından itibaren tabii açığı da kapatmak için biraz da açılmayla vesaire bu ekonomik faaliyetler tekrardan harekete geçti ve yine hızlı bir karbon salımı artışı görüldü. Toplamda bakıldığında 2020 boyunca ki COVID-19 pandemisinin etkilerinin görüldüğü, yoğunlukla görüldüğü zaman %7 civarında bir karbon salımlarında dünya genelinden bahsediyorum, bir düşüş var. Yani bu önemli ama yetersiz tabii ki, çünkü iklim krizi kümülatif, yani birikerek gelen bir kriz. Atmosferdeki karbon seviyesi zaten hali hazırda yüksek ve onu düşürmek için bu düşüş çok fazla bir anlamı yok. Ama bu sembolik olarak bir şeyi gösterdi bize. Eğer harekete geçersek, üretimimizi, tüketimimizi, kentlerdeki hayatımızı değiştirirsek, yeniden düzenlersek bu karbon salımlarını düşürebiliriz. Ve bunu uzun dönemde yapabilirsek iklim krizine bir çare üretebiliriz. Bunu görmüş olduk. Yani bildiğimiz şeyin tekrardan bir onayı oldu. Eş zamanlı krizler dedim. Aslında COVID-19'da iklim krizinin bir benzerliği. Aslında bunların sadece bir kamu sağlığı ya da bir ekoloji meselesi olmadığı, bunların sosyal, ekonomik ve siyasi sonuçlarının ve nedenlerinin olduğu da ortaya çıktı. Bunu şuradan söylüyorum. Dünya genelinde yapılan hesaplamalara göre, ILO'nun rakamlarına göre yaklaşık 114 milyon kişi işini kaybetti. Ve eşitsizlikler artmaya başladı. Dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti totalde işte toplamda 540 milyar dolara yakın bir miktarda artmış. 200 ila 500 milyon kişi arasındaki kişinin yoksulluk sınırının altına indiği öngörülüyor, düşünülüyor, hesaplanıyor. Yani bütün bunlara baktığımızda aslında COVID-19 çeşitli var olan mevcut eşitsizlikler, adaletsizlikler üzerinden daha şöyle diyelim, yoksullar ve diğer dezavantajlı gruplar, topluluklar için daha fazla olumsuz sonuç üretti. Ve yoksulluğu derinleştirdi ve yaygınlaştırdı. Şimdi iklim krizinde de benzer bir durum var aslında. Çeşitli yani sadece yoksullar değil, farklı dezavantajlı, kırılgan grupların iklim krizine daha az katkı sunsalar da iklim krizinin etkilerinden daha fazla oranda etkilendiğini görüyoruz. Bu da işte iklim adaletin çerçevesinin söylediği şey. İklim krizi sosyal, ekonomik ve siyasi bir adalet meselesidir. Bununla mücadele bunlar gözetilerek yapılmalı der iklim adaleti çerçevesi. Bu eş zamanlı krizleri de bir arada ele alıp kentlerin kırılganlığını bu krizlerin sonuçlarını, olumsuz sonuçlarını engelleyecek, ortadan kaldıracak şekilde kentlerin, yerel yönetimlerin hareket etmesi gerekiyor. Burada küçük bir not vereyim. İstanbul Politikalar Merkezi'nden çıkan Ümit Şahin ve Sinan Erensu'nun bu konu üzerine, COVID-19 iklim krizi üzerine oldukça kapsamlı bir raporu var. Ona referans vereyim. Daha fazla bilgiye de oradan ulaşmak mümkün tabii. Tabii bunun linkini de biz Medyascope, yani hem İstanbul Hepimizin girişiminin hem de Medyascope'un sayfasında linklerimiz yayınlanıyor. Bunun sayfasına o linki de bize ulaştırabilirsen linki de seyredilebilirsin. Evet. Paylaşırız. Tam da zaten bu iklim adaleti çerçevesinde bakıldığı için kentler önemli bir aktör oluyor değil mi? Çünkü bütün bu saydığın eşitsizlikler en çok kentlerde yaşandığı için de birazcık kentlere hem rol düşüyor hem de kentlerde ne oldu diye bakılıyor. Sen tabii raporunda ne tür bir bağlamda bu izleme değerlendirmeyi yaptığını daha iyi anlatmak için bir de şeye de giriyorsun. İzleme değerlendirmeye başlamadan evvel Türkiye'de son dönem yaşanan felaketler ile ilgili de bir liste yapıyorsun. O felaketler, doğal afetler, felaketler kentleri nasıl etkiliyor? Kısacık birazcık bunu da söyleyebilir misin? Tabii yani biz tabii rapor başlanıyor, hazırlanıyor o süre boyunca, yani 2000 ne yaptık? Deklarasyonun imzalandığı Aralık 2019'dan bu yana Türkiye'de yaşanan belli başlı iklime bağlı felaketleri, afetlerin bir listesini çıkarmaya çalıştık ama o listeyi çıkardıktan sonra noktayı koyuyorsunuz. Biz bahar aylarına kadar, 2021'in bahar aylarına kadar geldik. Sonra rapor hazırlanırken tabii iklim krizi hala devam ediyor.
Bunun örneklerini gördük. İşte bu kontrol dışı yangınlar Ege ve Akdeniz bölgesinde ki oldukça önemli hasara yol açtı. Ekosistemin orada çökmesine neden oldu. Sonra Kuzey Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi ki çok sayıda kişinin can kaybı söz konusu. Toplam 82 kişi sanırım. Ve insanların yaşam alanları ve işte evleri, iş yerleri sular altında kalıyor. Çeşitli hasarlar oluşuyor. Tabii sadece bunu insan merkezli anlatmamak lazım. Burada tabii ki canlı merkezli anlatmak lazım. Yani kentler deyince hep insanlardan bahsediyoruz ama kentler de hem yapılı alanlarıyla hem civarlarıyla bir ekosistem içerisinde ve orada farklı türler yaşamakta ve onların da can kayıpları var. Bunun da altını çizmek lazım. Şimdi bu iki görünür çok bariz iklim krizine ile ilgili olacak felaketin dışında mesela sıcak hava dalgaları da yaşandı yaz boyunca. Şimdi sıcak hava dalgaları dediğimizde onun bir standart tanımı yok ama en çok yapılan tanımlardan bir tanesi işte bir günün tarihsel olarak 30 yıllık en az sıcaklık ortalamasının en az 5 derece üzerine çıkması ve bunun 3 gün en az 3 gün devam etmesi. Şimdi ülkemizde ve çevresinde Akdeniz havzasındayız. Sıcak hava dalgalarının kalış süresinin 2040 yılına kadar yıllık 20 günden 50 güne çıkacağı hesaplanıyor ki sıcak hava dalgaları aslında hem bir kamu sağlığı meselesi yani can kayıpları, ölümler oluyor ya da hastalıklar oluyor. Özellikle dezavantajlı gruplar, ne bileyim işte yeterli soğutma sistemleri olmayanlar ya da barınma koşulları gayet olumsuz olanlar, ağır işlerde çalışanlar, sokakta çalışanlar, engeller. Yani bu sayıyı arttırmak, listeyi uzatmak çok mümkün. Doğrudan etkileniyorlar bu sıcak hava dalgalarından. Böyle baktığımızda işte deniz seviyelerinin yükselmesi, aşırı hava olayları, kuraklık, kuraklığa bağlı olarak bir tarımın, tarım üretiminde düşüş ve buna bağlı olarak bir gıda krizinin geliyor olması, gıda fiyatlarının en başta yükseliyor olması vesaire. Bu ve bunun gibi birçok etkisi var. Yani kentlere baktığımızda aslında oldukça kırılgan yerler. Çünkü insan yapısı bir altyapı var ve önümüzdeki kriz yine insan eliyle ortaya çıkartılmış. Bu krize karşı da yeterince dayanıklı değil. Buna karşı dayanıklılık meselesi var. Belki birazdan daha detayına girebiliriz. Dayanıklılığı nasıl sağlamak lazım? Kentleri dirençli hale nasıl getirebiliriz ve kimin için getiririz? Soruları ortada. Yine iklim adaletine bağlanıyor bu mesele. Evet, aslında tam da burada yani bu kadar katmanlı, bu kadar hem geniş hem derin bir krizlerin içinde sınırlı yetkisi ve bütçesiyle belediyelere bir yandan da çok fazla işte düşüyor. Bu rapor tam da işte o hani tamam ben de varım çalışacağım bunun için diyenler neler yapabilirler onu değerlendiriyordu. Birazcık belediyeler neler yaptı? O 24 belediye özellikle o deklarasyonu imzalayan bu raporun çalıştığı 24 belediye bütün bu karmaşık bağlamda neler yapabildiler? Biraz onu anlatabilir misin şimdi? Tabii yani biz raporda aslında tam da söylemiş olduğun gibi bir duralım. 1,5 sene geçti bu deklarasyonun üzerinden. Bu bir ilk adımdı ama ilk adımdan sonra çok önemli bir irade gösteriliyor orada ve sonrasında ne yapılıyor? Bir ara ara bakmak lazım. Biz de tam bunu yapıp bir genel resmi çekmek istedik ve belediyelerin hem yaptıkları hem yapamadıkları ama bunları neden yapamadıkları, zorlukları bunları bir çıkarmaya çalıştık ve baktığımızda aslında bu işin temelinde bir iklim eylem planının yapılması gerekiyor. Bunu daha önceki yayınladığımız İklim İçin Kentler raporunda da detaylı bir şekilde ele almıştık. Bu iklim eylem planları aslında bütün yerel yönetimlerin iklim krizinde yapacaklarının bir yol haritası. İçerisinde hedefler var, karbon salım kaynakları var, senaryolar olması gerekiyor. Çözüm önerileri, eylemler, öncelikler ve genel stratejinin belirlenmesi. Bu bir bütüncül bir mücadeleyi gerektiriyor. Bu yol haritası da oldukça önemli. Ve de yapılan eylemlerin
iklim krizini durdurmaya yönelik şekilde anlamlı olabilmesi için de böyle bir yol haritasına ihtiyaç var. O yüzden ilk baktığımızda iklim eylem planlarını yapanlar, bu 24 belediyeden bahsediyoruz tabii ki, yapanlar ve yapmayanlar diye bir hali hazırda mevcut planları olanlara baktık. Bazı belediyelerim var, daha önceden de vardı. Bursa, İzmir, Kadıköy Belediyesi, Karşıyaka ya da Tepebaşı, Bornova gibi ilçe belediyelerinin sürdürülebilir enerji eylem planları bulunuyordu. Ve bunların bir kısmı işte Karşıyaka, Tepebaşı, Bornova gibi onlar tekrardan bu iklim eylem planlarını, mevcut planlarını iyileştirmek için çalışmalara başlamış durumdalar. Mevcut planları olanlar da bu doğrultuda hareket ediyorlar, etmeye çalışıyorlar. Ama belediyelerin çoğunluğu hala iklim eylem planlarını oluşturma sürecindeler. Ve bir şekilde hazırlıklarına devam ediyorlar. Şimdi burada bir parantezde tabii COVID-19'dan bahsettik. Çok olağan dışı bir dönemden geçildi. Tabii eş zamanlı krizler dedik ve iklim krizinin üzerine COVID gelince, salgın gelince, pandemi gelince belediyelerin kaynakları, dikkati ve enerjisi biraz tabii o tarafa yönlendi. Ve de o da bir zorluk olarak önlerinde duruyordu. Bunu da unutmamak lazım. Ama çalışmalar devam ediyor ve bir şekilde biraz daha hızlanması tabii ki tercih edilen bir durum. Ağırlıklı olarak bakıldığında bu iklim eylem planları olsun ya da olmasın ne tip eylemlerde bulunmuşlar diye baktığımızda biz hem iklim başlığı altında yer alan ya da iklim başlığı altında yer almayan ama iklim kriziyle mücadeleye katkı sunabilecek eylemlere baktık. Belediyeler genellikle azaltım konusunda ağırlıklı olarak atık yönetimi ve yeşil alanlar ki bunlar zaten belediyelerin klasikleşmiş hizmet alanları. Zaten o alanlarda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu alanlarda eylemleri var, uygulamaları var. Güneş enerjisi santrallerinin oluşturulması, bu hemen hemen her belediyede böyle bir çalışma var. Ama bunlar daha çok belediyelerin idari ve hizmet binalarında ve alanlarında ve oldukça küçük kapasitedeler. Şimdi bunun farkındalık yaratmak ve belediyenin kendi karbon ayak izini düşürmesi konusunda tabii katkısı var. Ancak 2030 yılına kadar önce %40, 2050 yılında da net sıfır hedefine doğru gideceksek ki bu Paris İklim Anlaşması'nın hedefleri için gerekli. Bu işin biraz daha hızlanması, kent geneline yayılması, binalarda enerji, güneş enerjisinin ya da diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi meselelerin daha çok gündeme gelmesi lazım. Bir de kısaca bu uyum meselesinden bahsetmek istiyorum. Uyum dediğimiz aslında kentin ve kentlilerin iklim nedeniyle ortaya çıkan felaketler sonucundaki hasarlardan kaçınmaları ya da bu hasar uğradıkları hasarları onarabilmelerin için gerekli kapasitenin arttırılması. Yani bir şekilde kentin zaten iklim kriziyle ilgili bazı felaketler oluyor. Buna bir uyum, oradaki yaşamın bir uyum göstermesi ki daha az hasar görebilsin. Şimdi bu konu fazla detaylı bir şekilde ele alınmıyor Türkiye'de. Dünyada da aslında azaltımdan sonra geliyor. Çünkü uyum meselesi aslında hedefleri son derece belirli, hangi grupları ne kadar etkileyecek, bütün bu verilerin ortaya konulduğu, gayet net bir şekilde hangi alanlarda, hangi sektörlerde, hangi eylemlerin yapılması gerektiğini sıralayan bir listeden oluşması gerekiyor ve farklı sektörlerde olması gerekiyor. Bu konuda bu kentlere dirençlik, dayanıklılık sağlama konusunda bir de bu kırılgan ve dezavantajlı grupların kapasitelerinin öncelikli olarak geliştirilmesiyle bu iklim adaleti kentlerde sağlanabilir. O anlamda bakıldığında uyum meselesinin üzerinde kentlerin, yerel yönetimlerin çok daha fazla durmaları gerekiyor. Ama aynı şekilde yenilenebilir enerji ve diğer azaltım eylemlerinde de adımlar atılması gerekiyor. Bu uyum boyutunda aslında birazcık bu örgütlenme, katılım gibi kavramlar da giriyor işin içine değil mi? Çünkü o imzalanan deklarasyonda bunu tek başına yapmayacağını örgütlenerek farklı paydaşlarla ve katılımcı bir yöntemle yapacaklarını da söylüyorlar. O durum ne? O ne durumda? Yani o sivil toplumla ya da diğer kent paydaşlarıyla nasıl birlikte ilerliyor belediyeler? Neler yapıyorlar?
Ya evet, yani bu katılım meselesi iklim adaletinin sac ayaklarından bir tanesi. İşte bu bölüşüm adaleti, tanınma adaleti, katılım adaleti ki bu parametreler her biri birbirini ilgilendiriyor. Katılım da aslında hem bu eylemlerin kentliler tarafından daha çok sahiplenilmesi, bir anlamda eylemlerin meşruiyetinin sağlanmasına neden oluyor, yol açıyor ama onun da ötesinde yani kent hayatında radikal bazı değişikliklere ihtiyacımız var ki bu iklim krizini durduralım. Burada dezavantajlı grupların zaten hali hazırda söz söyleme imkanları kısıtlı, kararlara katılma imkanları kısıtlı ve onların önü açılarak çeşitli mekanizmalarla ve süreç araçlarla bu katılımın sağlanması bu dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını, taleplerini ve isteklerini belirleyebilmelerine ve ifade edebilmelerine, kendi hayatları hakkında söz üretebilmelerine imkanını sağlıyor. Şimdi böyle bir yaklaşım aslında belediyeler tarafından prensipte kabul ediliyor. Prensipte kabul ediliyor ve baktığımızda evet bu yönde bazı çalışmalar var. Ancak katılım meselesi aslında çok etraflı, çok kapsamlı bir mesele. Ve yapılan çalışmalar genellikle çalıştaylar üzerinden gidiyor. Şimdi çalıştaylar tabii ki katılım mekanizması. Kentteki çeşitli paydaşlar oraya davet ediliyor. Bir toplantılar düzenleniyor ama birincisi bunun tek taraflı olmaması lazım. Yani paydaşlar geldi, çalıştayda bazı bilgiler aktarıldı ama sonra ne oldu? Yani şimdi bu paydaşların da fikirleri alındı. O fikirler ya da öneriler nasıl karar alma kararlara katıldı? Kararları nasıl şekillendirdi? Hangi kriterlere göre başta bu çalıştaylar düzenleniyor? Ya da daha genel olarak bakıldığında bu çalıştaylar çeşitli temalar üzerine yapılıyor, tematik çalışmalar ama birbirini tamamlayacak ya da kendini tekrar etmeyecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Kaldı ki çalıştayların dışında farklı araçlar da var. Bunların kullanılması gerekiyor. Mesela baktığımızda çeşitli çalışmalar, yani burada Erzurum Belediyesi'nin Tema Vakfı ve Atatürk Üniversitesi ile yaptığı tematik toplantılar var, bu olumlu. Kadıköy Belediyesi'nin zaten iklim elçileri grubu var ki gönüllülerden oluşuyor ve bu bir katılım mekanizması olarak duruyor ve daha da işte mahalle gönüllüleriyle, kent konseyiyle beraber bu işi götürüyorlar. Kent konseylerinin olduğu işte Fethiye Belediyesi, Bodrum Belediyesi kent konseyleriyle beraber yine süreci takip ediyor. Yani bu örnekleri arttırmak mümkün ama genelde bakıldığında bunların biraz daha bir plan program çerçevesinde, yani katılımcılığın da bir eylem planının olması gerekiyor. Bir Atina örneğini vermek gerekirse, Atina'nın dirençlilik eylem planı oldukça kapsamlı ve iyi bir plan. Baktığımızda aslında iki fazdan oluşuyor. İşte çalışma grupları, fokus grupları, konferanslar, workshoplar, yani birinci fazda baktığınızda bütün bu etkinlikler 20'den fazla. İkinci faza bakıyoruz, 21 tane benzer şekilde çalışma grupları, toplantıları vesaire. Ama bunu planlamak için de öncesinde bir senelik bir çalışma var. Yani bütün ince detayına kadar hangi araçlar kullanılacak, kimler çağrılacak, kim dışarıda kaldı. Yani bütün bunların planlaması bu demin söylediğim tanınma adaleti kısmını da içerecek şekilde ele alınıyor. Bir de bir şey daha eklemem lazım. Bir göstergeler meselesi var. Yani bir şekilde katılım meselesine, sivil toplumun, kentlerin buna katılabilmesi için öncelikle bilgiye ihtiyaç var. Yani bir belediye neyi yapıyor, nasıl yapıyor, hangi amaçla yapıyor, o ana kadar elde edilen sonuçlar neler? Bunların böyle açık, net eylemlerle doğrudan ilgisi olan, tüm paydaşlar tarafından da benimsenen ama belirlenen aynı zamanda ve ölçülebilir bir şekilde ortaya konulması, yani bir şeffaflık da gerekiyor. Hala bu konuda da adımlar atılması lazım. Şeyde çok haklısın, yani hem planlamayı birlikte yapmak, sonraki hani tasarımı birlikte yapmak ama uygulamayı da birlikte yapmak, yani birlikte çalışmak, evet. Yani verilen alınan kararlara katkı tabii çok değerli ama o karar alındıktan sonra uygulamasını da yine paydaşlarla birlikte
o yolda yürümek aslında gerçekten de krize karşı direnci de söylediğim diğer bütün boyutları da güçlendirecek bir şey. Atina örneğini çok iyi verdin. Birazcık şeyi de merak ediyorum aslında. Bu dünyanın sorunu, dünya kentlerinin sorunu olduğuna göre Türkiye'deki belediyeler, özellikle bu mesela deklarasyon imzacıları dünya kentlerinden nasıl ilham alıyorlar? İşbirlikleri yapıyorlar mı? Bir ağlar var mı? Belki bunu dinleyen, o deklarasyonu imza atmayan belediyeler varsa onlara da hani biraz ilham olsun diye soruyorum. Yani o ulus aşırı ya da işte uluslararası, neyse nasıl demek istiyorsan, işbirlikleri nasıl oluyor? Birazcık onu sorar mısın? Evet, yani ben onu biraz soruyu şöyle de nasıl ilham alıyor diye sordum. Nasıl ilham almalı diye de biraz açmak istiyorum. Şöyle ki aslında evet, dünyanın birçok kentinde artık bu iş çok önemseniyor. Yerel yönetimler bu işe yani iklim krizi konusunda bir adımlar atıyor. Bunu yapabilmesinin de yani bunları yaparken aslında birbirlerine de örnek teşkil ediyorlar. Aralarında da işbirlikleri yapıyorlar. Bu ulus ötesi ya da ulus aşırı kent dayanışmaları. Yerel ötesi ben daha çok seviyorum aslında. Efendim, yani yerel konuşuyoruz ya, yerel ötesi lafını ben daha çok seviyorum. Evet. Tabii yani literatürde de kullanılan da bir şey. Tabii doğru, yerel ötesi demek belki daha da doğru olur. Bu işbirlikleri çok önemli. Sadece bazı kentlerin kendi başına yaptıkları da çok önemli. Ama şimdi iklim krizi şöyle, küresel bir kriz ama etkileri farklılaşıyor. Yerelde farklılaşabiliyor. Çünkü bir kentin, herhangi bir mekanın kendine özgü iklim şartları var en başta. Sosyal, ekonomik şartları farklı. İçinde bulunduğu siyasi bağlam farklı, siyasi ilişkiler farklı, dinamikler farklı. Buna bağlı olarak bütün bu faktörler bir araya geldiğinde kentlerin kendi özgün mücadelesini ortaya koyması, çıkarması gerekiyor. Ama şüphesiz bazı ilkeler var, prensipler var ve bazı uygulamalar var. Dünyanın çeşitli bölgelerinde, kentlerinde yapılan. Bunlar tabii bir ilham kaynağı oluyor ve bunlar çok önemli. Zaten bu yerel ötesi, kent ağları, dayanışma ağlarının da en büyük işlevi bir deneyim paylaşımı. Karşılıklı olarak neyi nasıl yapıldığına dair bilgi aktarımı sürekli olarak bir anlamda belediyelerin ihtiyacı olan, çünkü bir know-how, neyi nasıl yapılacağına dair bilginin eksikliği söz konusu. Bu bilginin üretilmesi ortak bir şekilde ve paylaşılması, deneyim aktarımı. Ki bu aslında Türkiye'de baktığımızda şimdi çeşitli dayanışma ağları var. Energy Cities'e işte 6 kent, 6 belediye. C40'a 1 belediye. O C40'da genelde metropol belediyeler oluyor. Belli bir ölçeğin üzerinde, o da İstanbul. Avrupa Başkanlar Sözleşmesi'ne 28 belediye. İKLE'ye 12 belediye üye. Başka dayanışma ağları da bulunuyor tabii. Şimdi burada bu sayı düşük aslında, Türkiye'deki belediyelerin sayısı düşünüldüğünde aslında çok daha içine kapalı bir haldeyiz. Birincisi o. İkincisi de bu ilişki kurulduktan sonra o ilişkinin nasıl götürüldüğü de önemli. Yani aktif bir şekilde katılmak gerekiyor. Sadece işte C40'a, İKLE'ye üye olmak yetmiyor ama aynı zamanda oraya bir şeyler katmak, orayı devamlı irtibat halinde olmak, bir etkileşimin sürekli olması gerekiyor. O yüzden de bir şekilde yine orada da bazı adımların daha fazla atılması, bir şekilde oradaki bu ortak, yani küresel bir mücadele, hem yerel hem küresel mücadele, yerelde verilen mücadelenin küresele de taşınması ve bir ortaklaşma orada da gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse, bir tane kentten bahsedersek, ki ben oldukça önemli ve güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Buenos Aires kenti işte Mayıs 2021'de sanırım, ya da Haziran'dı, tam emin değilim, iklim eylem planını açıkladı. Hem de COVID sırasında, yani pandemi sürerken. Oldukça iddialı bir eylem planı diyebiliriz. Sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar %53 oranında azaltacağım diyor. 2050 yılında da %84 oranında azaltacağım diyor. Bu ana hedefler. Bunları yapabilmek için söyledikleri şey, 2025 yılına kadar kentte 100 bin ağaç dikilecek. 2030 yılına kadar 15 tane yer, bölge yayalaştırılacak. 2023 yılında günlük 1 milyon bisiklet sürüşü hedefleniyor. Kent otobüs filosunun sıfır emisyonlu hale gelecek 2035 yılında.
2030 yılında yeni binaların %40'ının 2050 yılında ise %70'inin enerjisi güneşten gelecek vesaire, böyle gidiyor. Bir sürü eylem var azaltım ve uyum konusunda. Ama bu Buenos Aires'i farklı kılan, yani önemli kılan şey aslında iklim adaleti meselesi hakkında da birçok şey söylüyor iklim eylem planında. Mesela diyorlar ki 2030 yılına kadar kırılganlığı yüksek mahallelerde yaşayanların hepsinin temel hizmetlere erişiminin sağlanacak. Katılımcı mahalle merkezleri kurulacak. Toplantı sokakları oluşturulacak ki mahalle toplantıları orada yapılacak. Herkesin, kentteki herkesin bir iklim sağlık sigortası olacak. Ve 2030 yılına kadar kırılganlığı yüksek mahallelerin hepsinde sebze bahçelerinin oluşturulması gibi birçok iklim adaletini sağlamaya yönelik azaltım ve uyum alanında birçok eylemi de içeriyor. Bu şimdi Buenos Aires'te böyle, burada mesela İzmir'de, Bursa'da, Eskişehir'de ya da diğer yerlerde, diğer tepe başında bunları birebir uygulamak mümkün mü? Olabilir. Bazıları uygulanabilir ama bazılarında da o yerel şartlara göre bazı düzenlemeler, ayarlar gerekebilir. Ancak önümüzde de iyi bir örnek olarak duruyor ki buna benzer başka örnekler de oldukça fazla sayıda var. Ben çok teşekkür ederim. Aslında süremiz bitti ama bu son söylediğinde de çok bağlantılı olarak raporun da aslında bir çözüm önerisi olarak sunduğu adil iyileşme diye bir kavram var. Biraz girmiş oldun sohbetimiz boyunca bu iklim adaletiyle ilgili. Çok kısacık adil iyileşmenin de ne olduğunu söyleyebilir misin? Tabii ki adil iyileşme aslında bu eş zamanlı krizlerden beraber çıkmanın reçetesi. Reçete diyorum ama bu C40 altında örgütlenmiş 44 kentin İşte bir adil iyileşme ya da COVID-19'dan iyileşme çalışma grubunun içinde New York, Paris, Barcelona gibi kuzeyden kentler var ama Delhi, Durban, São Paulo gibi güneyden kentler de var. Ortak olarak bazı ilkeler ortaya koydular. Yani ortada hazır bir reçete yok. Yine yerel şartlara göre bu ilkeler çerçevesinde bir seri çözüm önerisi. Diyorlar ki ya biz bu COVID-19'dan çıkacağız, ekonomik ve sosyal yaraları saracağız ama bunu yaparken iklim kriziyle de baş etmemiz lazım. Bunları birleştirelim. Böyle nasıl yapacağız? Öncelikle bir karbonsuz yaşama hedefleyeceğiz. Kamu sağlığını önceleyeceğiz. Kırılgan dezavantajlı gruplara ekonomik ve sosyal yardımları önceleyeceğiz. Kırılganlıkları ortadan yine dezavantajlı grupları ön plana alarak çıkartacağız. Daha somut olarak ne yapmak gerekiyor? Yatırımları özellikle yeni, iyi ve yeşil işler alanında, yenilenebilir enerji alanında yapmak. Ya da işte kentlerin salgın sonrasında güvenli, dayanıklı ve herkesin eşit erişimine açık bir toplu taşıma sistemi yaratacağız. Bisiklet, 15 dakikalık kent gibi yaya ve birçok amaçlı kullanım alanlarının oluşturulması. Doğa temelli çözümler, buna bağlı olarak altyapının yenilenmesi. Bu ne oluyor? Deniyor ki işte 2023 yılına göre kadar 44 kentte eğer biz bunları yaparsak bir senaryo 80 milyon tane iyi ve sürdürülebilir iş yaratmış oluruz. Bu ne demek? Hem iklim krizine karşı önlemlerimizi alıyoruz azaltım ve uyum anlamında ama aynı zamanda COVID-19'dan yol açtığı ekonomik hasarı da gidermiş oluyoruz. Bunu yapmaya başlayan bazı kentler var ama dediğim gibi böyle bir hazır al uygula reçetesi değil, bu prensipler üzerinden, ilkeler üzerinden yerel bazı çözümler üretmek. Ama bunu da işte hep beraber düşünmek diğer kentlerle, hem Türkiye genelinde hem Türkiye'nin ötesinde başka kentlerle beraber düşünmek gerekiyor. Çok çok teşekkür ederim Baran. Güzel. Gerçekten aslında saatlerce üzerine konuşabileceğimiz bir raporu böyle kısıtlı bir vakitte bize çok güzel anlattığın için. İzleyicilerimiz için iklimiçinkentler.org değil mi sizin siteniz, yanlış söylemiyorum. Aslında bu rapor ve fazlasını bulabileceğiniz, bunun bir arka planını görebileceğiniz, şu ana kadar neler yapıldığını ve hatta katılımla ilgili bir küçük rehberin de olduğu, yurttaşlar olarak belediyelerden neler, nasıl talep edilebileceğinin bir rehberin de çok somut olduğu, çok ilginç, bilgi dolu bir sayfa iklimiçinkentler.org. Baran Umcu'nun, Doktor Baran Alp Umcu'nun, özür dilerim, unuttum başta da söylemeyi, akademisyen aynı zamanda kendi, raporunu da orada yine indirebilirsiniz. Çok teşekkür ederim tekrar vakit ayırdığın için. Önümüzdeki hafta bir kent meselesiyle ilgili konuşmak üzere, görüşmek üzere, hoşçakalın. Ben çok teşekkür ederim, iyi günler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.